Evet, çoktandır yoksunuz. Ondan. Nasılsınız? Merhabalar. Ya bugün 1,5 saatte geldik. Çok yoruldum yani. Kolay gelsin. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. Oyun koşturmasındayım. Yeni oyun başladı. Evet. Dediği gibi sahnedeyim ben. Çok mutluyum. Nasıl gidiyor efendim provalar? Gidiyor. İşte, bak, provalar bitti. Geçen hafta premierimizi yaptık. Çok şükür her gün biletimiz bitiyor. Salonda yer kalmıyor. İlgi nasıl? Mutluyuz o yüzden. İyi. İlgi çok, çok iyi. İyi. Çok iyi. Yani 4 oyun oynadık şimdiye kadar. 4'ünde de kapalıydık. Bitti. Haftaya oyun var. Bilet yok. Çok şükür. Bir tur olacak mı efendim böyle Türkiye? Olacak. 24-25 Ankara'ya gidiyoruz Allah kısmet ederse. 13 Mart'ta Büyükçekmece'deyiz. İlk oraya gidiyoruz. Sonra 24-25 Mart Ankara'ya gidiyoruz. Gidiyoruz işte. Yapacağız bir şey aldım. Benim için yeni heyecan. Tiyatro sahnesi, tiyatro olmak daha mı heyecanlandırıyor sizi? Ekranda benim hayatım zaman... için çok büyük yenilik. Hiç yapmadığım ve bilmediğim şey. Geçen sene evet çocuk müzikalinde oynuyordum ama bu bambaşka. Sahnede başından sonuna varım. Başrolde oynuyorum. Benim için çok büyük yenilik ve çok büyük gurur tabii. Başardım. Kimi zaman görüyoruz, Ümit'i, Yıldız'ı tiyatroda yapıyorlar. Oradan bu tarafa geçiş de oluyor, yadırgayan da oluyor. Siz ne diller düşünüyorsunuz? Evet, beni de çok yadırgayan olduğunu düşünüyorum. Ayrım olmalı mı kısmına yorum yapacak kişi ben değilim. Hı-hı. Haddim değil böyle bir yorum yapmak. Emre Kınay'la beraber oynuyorum ve o güvenip sonuçta beni projeye dahil etti. Onun güveni benim için çok önemliydi. Çok eski partnerim. 15 sene önce beraber oynamıştık. Sahnede çok beğendiğim bir adam. Dolayısıyla onun bana güvenmesi çok önemliydi ama benim de onun güvenini boşa çıkarmamam çok önemliydi. Genelde iyi tepkiler var. Sizi yadırgayanlar oluyor mu? Gördüklerini ya da nasıl tepkiler alıyorsunuz? İzleyiciler neler söylüyorlar? Vallahi olmuş diyorlar. Şımarıklık yapmayayım ama vallahi olmuş diyorlar. O da beni çok mutlu ediyor. Yani premierdeki çok heyecanlıydım. Şekline çok inandığım, çok güvendiğim misafirler vardı. Hep çok güzel yorumlar geldi. O yüzden mutluyum. Tiyatro kararı nasıl aldınız efendim? Bu kararı... Bir delilik anıydı diyelim. Ya oyun sabah böyle diyorum. Ya ben dizide oynuyorum, televizyona çıkıyorum, reklam çekiyorum. Bu kadar iş yapıyorum. Benim tiyatro sahnesinde çok heyecanlıydım çünkü. Benim tiyatro sahnesinde ne işim var? Deli miyim ben? Niye evimde oturmuyorum? Yine kendimi sorguladım ama işte oraya çıkıp o alkış alınca her şey çok başka. Zorlu bir başka değil mi? Hani şeyde tekrar yapabiliyorsunuz. Telafisi var ama orada çok öyle bir şey yok. Çok zor. Bir o kadar da heyecanlı ama yani her oyun birbirini aynı gibi görmekle beraber hiçbir oyun birbiriyle aynı değil. Gelen seyirci aynı değil. Sizin o günkü enerjiniz aynı değil. Sizinki aynıysa yanınızdakininki aynı değil. Dolayısıyla çok çok bir zevkli. Bir de şu tartışma var ya klasik. Er meydanı mı değil mi? Er meydanı. Ooo er meydanı. Bence er meydanı. Yani benim dizlerim titriyor çıkarken er meydanı. Ki siz yıllarınızı bu işe emek vermiş. O iş başka ama işte kamera karşısında oynamak başka, tiyatro sahnesinde en arkadaki koltuğa sesini duyurmak bambaşka bir şey. Kolay değil ama çok eğlenceliymiş. Hayırlısı olsun. Benim ekran olmayacak mı bu süre hayatınızda? Olur olur, niye olmaz. Şimdi bir tane televizyon programı başlayacak inşallah. Evet. Var var. Hayırlısı var bir sürü olsun. Proje var. Yeni reklamlar var. Var. Hayırlısı. Hiç arasız koşuyorum. Program dizen bir format gibi bir şey mi? Dizi değil anladığım kadarıyla. Dizi değil. Dizi içinde görüşmelerimiz var. Birkaç proje var. Bakalım ne olacağı belli olmaz ama televizyon programı önümüzdeki ay galiba başlıyoruz. Evet, Allah kısmı edersin. Güzel sürdürülebilirlikle ilgili. Tamam. Tabii ki işin içinde yemek var. Ama güzel, benim yapmaktan çok heyecan duyduğum, içinde olmaktan çok gurur duyduğum çok güzel bir proje. Hayata geçtiğinde eminim siz de seveceksiniz. Hayırlısı olsun. Çok Yağmur Bey ne yapıyor? Çalışıyor. Karı koca oyunculuğu bırakmadı değil mi? Yani ekranda uzun zamandır yapmıyordu ama ben görüyorum ki yavaş yavaş hani cazip bir şey gelirse sanki yapar gibi geliyor. Biraz özlüyormuş gibi geliyor. Sebebi nedir efendim yani? Hani diğer oyunculukların çok iyi olup olmamasını yani sizce bu düşünceyi konuyor. Neyle ilgili anlamadım. İyi bir oyuncu. Hani bazen oyuncular eleştiriliyor ya. Hayır. O kendini bambaşka, kendi işine verdi ve senelerdir ticaret yapıyor. İş adamı. Ama şimdi görüyorum ki hani ben şimdi koşturmaya başladım, işte provaya gidiyorum, çekime gidiyorum falan, hani görüyorum onun da bu öyle bir şey ki bu zehir bir kere içinize girdiğinde bir daha çıkmıyor. Ben hala hani mankenliği bırakalı seneler oldu, hala defile izlemeye gittiğimde podyuma çıkmaya canım çekiyor. Öyle bir şey. O bir kere kanınıza girdiğinde kolay kolay çıkmıyor. Dolayısıyla Yağmur'da görüyorum yani evet hani artık oyunculuk yapmıyoruz, ticaret var diyor ama şimdi böyle gördükçe hani onun da içinin kaynadığını hissediyorum. Öyle bir şey yani söyleyeceğim. Çok güzel müzikler görüyoruz bu arada, parmak izi bir tarafta. Teşekkür ederim. Bir taraftasın. İsminizin başı harfi. Evet. Ben seviyorum biliyorsun. Tek başlı diyelim efendim. Yağmur Bey
hediyesini... 10. evlilik yıl dönümü hediyemizdir. 6 sene önce. Kendiniz alır mısınız? Çok alırım. Kendi koleksiyonum da var zaten. Aldığınız oluyor. Kendi mücevher koleksiyonum var zaten. O yüzden çok severim ve çok alırım. Yani param yettikçe ve o fırsat oldukça mı alırım? Dün sevgililer günü nasıl geçti efendim sizin için? Ben çalışıyordum. Sahnedeydim. Kocam da beni seyrediyordu. Çok güzeldi. Ne olur musunuz bu tüm günlere? Bana göre deliye her gün bayram. Hep kutlayacak bir sebep olsun. Ben kutlarım. Hiç mahsur yok. Yani bugün seni sevme günü, öbür gün seni sevme günü, öbür gün seni sevme günü olabilir benim için. Güzeldir ya kutlamak için sebepler. Severim ben. Anladım. Hani o güne çok fazla anlam yükleyenler oluyor. İşte yok ya, öyle bir şey. Dün akşam çalışıyordum. Sahnedeydim. Yemekten sonra çok yakın arkadaşlarımız, oyundan sonra çok yakın arkadaşlarımızla yemeğe gittik. Benim için çok güzeldi. Kocaman bir buket çiçekle geldik. Üstünde de kalbim vardı. Daha ne isterim? Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir fotoğraf arkadaşlar. Çok komik görünüyorum evet. Şu anda. Yok gayet. Çantam mantının içinde çünkü. Yağmurluğunuz da. Yağmurluğum var. Çantam var. Yağmur var. Onu açsana. Tamam. Aç bence. Daha, daha iyi oldu evet. Ben de daha iyi oldu şimdi. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de bir çok arabam geldi. Eyvallah. Çok yoğun bizim de işte bugün. İstimarla böyle bir gün ikimiz birbirimizi ayırdık. Sağ olun. Teşekkür ederim.